Bir önceki dersimizde şu parametrik eşitliklerle işe başlamıştık. x eşittir 3 kosinüs t ve y eşittir 2 sinüs t. Birkaç cebirsel işlemin ardından parametreden kurtulmayı başarmış ve sonuç olarak bir elips denklemi elde etmiştik. Neydi o? x kare bölü 9 artı y kare bölü 4 eşittir 1'di öyle değil mi? Sonra da grafiğini çizmiştik. Aslında o yaptıkların burada hala duruyor. Grafiği böyle bir şeydi. Hatta şöyle bir soru sormuştuk. Neden daima bu gösterim şeklini kullanmıyoruz? X ve Y değişkenlerinin kullanıldığı bu eşitlik şekli tanımlıyor ama ilerlenen yolu tanımlamıyor. Şöyle söyleyeyim. Bir nesnenin belirli bir andaki konumunu irdeliyorsanız eğer, bir önceki videoda da söz etmiştim. Zaman ilerledikçe elipsin çevresinde dolanıyorduk. Hatırlayın. Zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin bu şekilde dönüp duruyorduk. Tabii bu durum akla şu soruyu da getirebilir. Cebirsel işlemler sayesinde ortaya bir elips çıkaran, bu güzergahı veren yalnızca bu iki parametrik eşitlik mi vardır? Çeşitli cebirsel işlemler kullanarak yine bu elips eşitliğini veren başka parametrik eşitlikler bulabilir miyiz? Bence bulabiliriz. Gelin başka iki eşitlikle de bunu deneyelim. Aslında bir sürü eşitlikle de deneyebiliriz. Neyse birisiyle başlayalım. x eşittir 3 kosinüs 2 t diyelim mesela. Diğeri de y eşittir 2 sinüs 2 t olsun. Önceki videoda yaptığımız gibi yapacağız. Kosinüs 2 t ile sinüs 2 t'yi yalnız bırakacağız. Üstteki eşitliğin her iki yanını 3'e bölelim. x bölü 3 eşittir kosinüs 2 t. Bu eşitliğin her iki yanını da 2'ye bölelim. y bölü 2 eşittir sinüs 2 t. Daha önce kullandığımız trigonometri eşitliğini burada da kullanacağız. Bu parametrik eşitlikleri çözerken sinüs kare t artı kosinüs kare t eşittir 1 eşitliğini kullanmıştık öyle değil mi? Bu eşitlik sağlanırsa şu da sağlanır. Şu rengi değiştirivereyim. Evet eğer yukarıda yazdığımız eşitlik doğruysa sinüs kare 2t artı kosinüs kare 2t eşittir 1. Bu da doğrudur. Şöyle diyebiliriz. Sinüs kare herhangi bir şey ile kosinüs kare herhangi bir şeyi toplarsak tabii yeter ki o herhangi bir şeyler aynı şeyler olsun. Bunların biri 2t iken diğeri 3t olamaz. Biri 2t ise diğeri de 2t olmalı. Bunların toplamı daima 1'e eşittir. 2t yazdığımız yere ne yazacağınız size kalmış. Çünkü ikisi de aynı açı olduğu sürece bu toplam 1'dir. Bu eşitlik sağlanıyorsa x bölü 3'ü alıp kosinüs 2t'nin yerine yazabiliriz. Sonra da y bölü 2'yi alıp sinüs kare 2t'nin yerine yazabiliriz. Sinüs kare 2t yerine y bölü 2'nin karesi. Evet. Artı kosinüs 2t x bölü 3 dolayısıyla karesi olacak eşittir 1. İşte yola çıkacağımız eşitlik bu. Bu da eşittir. x ile y'nin sırasını değiştireyim. x kare bölü 9 artı y kare bölü 4 eşittir 1. Gördüğünüz gibi bu iki ayrı parametrik eşitlik çiftinin grafikleri aynı. Peki bunlar hangi konuda birbirinden farklı? Gelin ona bakalım. Bir önceki videoda bu sarı eşitlikleri irdelemiştik. Küçük bir tablo hazırlayıp elips boyunca hareket ederken geçtiği noktaları grafikte işaretlemiştik. Gelin yeni eşitliklerimiz için de aynı şeyi yapalım. Eşitlikleri tekrar yazayım x eşittir 3 kosinüs 2t, y eşittir 2 sinüs 2t. Şimdi de tabloyu hazırlayalım. Evet, tamam. t olacak, ayrıca x ve y de olacak, öyle değil mi? t için aynı değerleri seçelim. 0, pi bölü 2 ve pi. t 0 iken 2 çarpı 0'ın kosinüsü yani kosinüs 0 1'e eşittir. 3 ile çarparsak sonuç 3'tür. T pi bölü 2 iken 2 çarpı pi bölü 2 pi'dir. Kosinüs pi eksi 1'dir. Eksi 1 çarpı 3 eksi 3 eder. T pi'ye eşitken burası 2 çarpı pi'nin kosinüsüdür. Yani kosinüs 2 pi'dir. O da kosinüs 0 demektir. Ve kosinüs 0 da 1'e eşittir. 1 çarpı 3 de 3 eder. Şimdi sıra geldi y'lere t sıfıra eşitken sinüs 2 çarpı 0 olur. Yani sinüs 0, o da 0'dır. 2 çarpı 0 da yine 0'dır. Pi bölü 2, 2 çarpı pi bölü 2'nin sinüsü yani sinüs pi, sinüs pi de 0'a eşittir öyle değil mi? 0 çarpı 2 yine 0'dır. Sırada pi var. Burası sinüs 2 pi olur, o da 0'a eşit. Elimizde bir yığın 0 oldu. Peki, şimdi farklı bir renkle yazayım. Hem önceki videoda ele aldığımız parametrik eşitliklerin hem de bu videoda ele aldığımız parametrik eşitliklerin koordinat ekseni üzerindeki grafikleri tamamen aynı. İkisi de bu gördüğünüz elips ama önceki videoda gördük ki bu noktaları grafikte yerleştirirsek t sıfıra eşitken bu gördüğünüz nokta grafik üzerinde burasıdır t pi bölü 2'ye eşitken grafik üzerinde buradayız. t pi'ye eşitken de grafik üzerinde buradayız. Bunu yapmamızın nedeni hareketin yönünü belirlemekti. Bu parametrik eşitliklerin tanımladığı hareket saatin hareket yönünün tersi yöndedir. Peki bu noktalar için durum ne olur? t0'a eşitken bu durumda 3,0 noktasındayız öyle değil mi? t eşittir 0 anında her iki çiftin de başlangıç noktası aynıdır. Tabii başlangıç noktası olarak t eşittir 0'ı kabul ediyorsak t eşittir 0'dan başlamak zorunda değiliz. Önceki videoda söylediğim gibi dilerseniz t eşittir eksi 1 milyardan veya t eşittir eksi sonsuzdan başlayabilirsiniz. Yani gerçekten bir başlangıç noktası olmaz ama t eşittir 0'ı başlangıç noktası olarak kabul edersek iki eşitlik çiftinin de aynı noktadan başladığını söyleyebiliriz. Henüz kullanmadığım başlangıç Başka bir renk seçerek devam edeyim. Evet. t eşittir pi bölü 2 için neredeyiz? Eksi 3 virgül 0 noktasındayız öyle değil mi? Aynı rengi seçmişim. Tamam şu olsun. Buradayız. Dikkat edin ilk seferinde t eşittir 0 anından t eşittir pi bölü 2 anına geldiğimizde grafik üzerinde buradan buraya gelmiştik. Elipsin çevresi boyunca bir çeyrek tur ilerlemiştik ama şimdi t eşittir 0 anından t eşittir pi bölü 2 anına geldiğimizde nasıl ilerledik? Elipsin çevresi boyunca yarım tur ilerledik öyle değil mi? Buradan yola çıkıp ta buraya kadar geldik. Benzer şekilde t eşittir pi bölü 2 anından t eşittir pi anına bu eşitlik çiftini kullanarak geldiğimizde elipsin çevresi boyunca bir çeyrek daha ilerlemiştik. Buradan buraya gelmiştik ama ikinci çifti kullanarak t eşittir pi bölü 2 anından t eşittir pi anına gelirsek tüm bu yolu ilerliyoruz. Elips üzerinde başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi bu parametrik eşitlik çiftinin grafik üzerinde ilerlediği yol, bu parametrik eşitlik çiftinin ilerlediği yol ile tamamen aynı. Tek fark, ikincinin ilerleme hızı ilkinin iki katı. T'nin her pi bölü iki kadarlık artışında ilk çiftimizde çeyrek elips kadar ilerliyoruz ama ikinci çiftimizde T'nin her pi bölü iki kadarlık artışında elipsin yarısı kadar ilerliyoruz. Bu konuya daha önce de değindiğimi biliyorum ama tekrarlamak adına elimizdeki parametrik eşitlik çiftlerinin her ikisiyle de çeşitli cebirsel işlemlerin ardından aynı grafiğe ulaşıyor olsak da hareket halindeki parçacığın bize verilen bir anda elipsin neresinde olduğuna veya hızının ne olduğuna dair verileri yitiriyoruz. Bu parametrik eşitlikleri neden bilmemiz gerektiğinin yanıtı da işte budur. Bu gördüğümüzün tam tersi yönde ilerlediğiniz parametrik eşitlikler de yazabilirsiniz. Deneyerek siz de bulabilirsiniz. Biraz alıştırma yapın ama örneğin t'nin önüne bir eksi işareti koyarsak 3 kosinüs eksi t ve 2 sinüs eksi t elips üzerinde bu yönde değil de artık şu yönde ilerliyor olacak. Saatin hareket yönünde. Bu videoya başladığımız andan beri şu soruyu soruyor olabilirsiniz. Verilen parametrik eşitliklerden yola çıkarak x ve y içeren bir elips eşitliğine ulaştık. Peki tam tersini de yapabilir miyiz? Bu eşitlikten yola çıkıp bu eşitlikleri elde edebilir miyiz? Şimdiye kadar anlamışsınızdır belki ama sorunun yanıtı hayır. Çünkü bu elips eşitliğinin sağladığı veriyi kullanarak bu parametrik eşitlik çiftine mi yoksa bu parametrik eşitlik çiftine mi yoksa sonsuz sayıdaki başka parametrik eşitliklerden hangisine gideceğiz bunu bilemeyiz. Şöyle anlatayım. x eşittir 3 kosinüs çarpan olarak ne yazarsanız yazın bilmem ne çarpı t ve y eşittir 2 çarpı sinüs bilmem ne çarpı t buradaki çarpan aynı olacak unutmayın ben herhangi bir çarpan yazmadım rastgele bir şekil karaladım ama elinizde yalnızca bir şekil varsa ondan hareketle hangi parametrik eşitliklere gideceğinizi bilemezsiniz rastgele bir çift uydurabilirsiniz ama o eşitliğin hangi parametrik eşitlik çifti kullanılarak yazıldığını bilemezsiniz az önce de söz ettiğim şeyi parametrik eşitlik uydurma konusunu daha iyi anlamanız açısından çünkü yeri gelir sizden bu da istenebilir gelin çok basit bir örnek daha çözelim önce x'in normal bir fonksiyonu ile başlayalım diyelim ki elimizde şöyle bir eşitlik olsun y eşittir x kare artı x aklıma ilk geleni yazdım sizden bu eşitliği bir parametrik eşitliğe çevirmeniz istensin elbette bir tek doğru yanıt yok bu eşitlikten yola çıkarak sayısız parametrik eşitlik yazabilirsiniz. Aklıma ilk geleni yazıp ortaya acayip eşitlikler çıkarabilirim. Y'nin x'in bir fonksiyonu olduğu bunun gibi eşitliklerde x'i de t'nin bir fonksiyonu olarak dilediğim gibi yazabilirim. Mesela x eşittir e, ne bileyim kosinüs t eksi ln t olsun. Rastgele yazdım. Aklıma ne geldiyse. X buna eşitse y nedir diye soruyorum şimdi. İlk eşitlikte yerine koyacağız değil mi? Kosinüs t eksi ln t'nin karesi artı kosinüs t eksi ln t. Bu kadar. İlk eşitliği bir parametrik eşitlik çifti haline getirdik. Şöyle de yazabilirdim tabii. X eşittir t. Bu durumda y neye eşit olurdu? y de t kare artı t'ye eşit olurdu. Şunu sorabilirsiniz. İlk yazdığımız parametrik eşitlik ile ikinci yazdığımız parametrik eşitlik arasında ne fark var? Her ikisinin de koordinat sistemi üzerindeki grafiği aynı, şekli aynı. Parabol şeklinde ama parabol üzerindeki ilerleme hızları ve ilerleme yönleri çok ama çok farklıdır. Çok ilginç bir konu, değil mi? Ama ilginç bir konu daha var. Bazı şekiller, rastgele bir parametrik eşitlik yazalım. Ee, şekli de şu ana kadar uğraştığımız sorularda hep aynı yönde ilerledik. Ama öyle durumlar vardır ki vaktim olursa bununla ilgili bir video hazırlayayım. Şeklimizde şey olsun, ne yapsak, ee, çember olsun. Burada, burada yazan parametrik eşitliklerin grafiği bu değil. Şu anda başka bir örnek veriyorum sakın karıştırmayın. Elips söz konusu olduğunda saat yönünün tersinde veya saat yönünde ilerlemiştik. Ama öyle grafikler olur ki iki nokta arasında gider gelirsiniz gider gelirsiniz bir o noktaya bir diğer noktaya. Olay tamamen nasıl bir parametrik eşitlik tanımladığınıza bağlıdır t'nin iki ayrı değeri için kullandığınız bir parametrik eşitlik çifti varken, t'nin başka iki değeri için başka bir parametrik eşitlik çifti kullanırsınız. Bu nedenle grafik üzerinde nasıl ilerleriz sorusunun sonsuz sayıda yanıtı olabilir. Dediğim gibi, bu yazılan parametrik eşitliklerin grafiği bu değil, bu eşitliklerin grafiği bir parabol ama, burada yazılı iki parametrik eşitlik çifti arasındaki fark, grafik üzerindeki hareket biçiminizdir. Neyse. Kafanızı karıştırmayayım. Umarım anlattıklarımı yararlı bulmuşsunuzdur.